bir protokol imzalandı. Buna göre okullarda manevi danışman adı altında imam, imam hatip, faiz ve Kur'an kursu öğreticileri görevlendirildi. Şimdi buradan soruyoruz. Bu öğreticiler, Kur'an kursu öğreticileri, imamlar, faizler, çocuklarımız da ne kadar haşır neşir olacaklar? Nasıl görüşecekler? Hangi yetkiyle görüşecekler? Nereden sorumlu olacaklar? Oysa okullarda bildiğimiz gibi hiç kimse öğretmen ya da müfettiş dışında çocuklarla yüz yüze gelemez. O okul müdürü ancak denetlemeye girebilir. İşte biz bunun için, bu protokolün iptali için, bu protokolün her an ortadan kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Her an bunu geri çekin diye. Çünkü bu çocuklarımıza yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Ailelerimize yapılan büyük bir haksızlıktır, adaletsizliktir, hukuksuzluktur. Layık eğitime vurulmuş bir darbedir diyoruz. Layıklık ve layık eğitime hedef olan politika ve uygulamalara derhal son verilmelidir. Dini ve manevi değerleri merkeze alan ÇEDES projesi, etkin bileşeni, din referanslı kurumlar olması nedeniyle layık bilimsel eğitim anlayışına ve eğitim bilimlerine aykırı bir çerçevede hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Gerçek Spor Bakanlığı hem programa katkı sağlayan hem de temsilci öğretmen kanalıyla öğrencileri bulan ve kamu mekanlarını kullandıran kurumlar olarak işlev görmektedir. İzmir genelinde 842 okula, ilçemiz Bergama'da ise 17 okula manevi danışman atanmıştır. Projede manevi danışmanın görevi şu şekilde tanımlanıyor. Öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırıcı rehberlik hizmetlerinde bulunma. Okullarımızda zaten bu görevi yerine getiren eğitim fakültesi mezunu psikolojik danışmanlarımız var. Protokol incelendiğinde örnek proje faaliyetlerinde seminerler, kutluklar, kamplar, cami ziyaretleri, iftar programları, kandil günleri etkinlikleri gibi önerilen asıl amacı da ortaya çıkarıyor. ÇEDES projesi öğrencilerin hem okulda hem de okul dışı ve yaz tatillerinde geçirdiği zamanları ele geçirerek okulu ve öğrencileri dini referanslı eğitim anlayışı ile siyasallaştırmaktadır. Sorumlu kurumlarca yeterince denetlenmeyen, kamusal alanı açık olmayan bu alanlarda çocuğa yönelik yaşam hakkı ihlali, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet ve çocuk ihmali ve istismarı olaylarını kamuoyu yakından gözlemlemiştir. Eğitimin bütün kademelerinde eğitimin niteliğini yükseltmek, çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için somut adımlar atılması gerekmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar yaptığı gibi din ve inanç alanı gibi son derece hassas bir konuda tek din, tek mezhep yaklaşımıyla hareket ederek okullarda öğrencilere dini ve manevi değerleri aktarmayı kendisine görev edinmiştir. ÇEDES projesi iktidarın eğitim sisteminin siyasal, ideolojik çizgisi ve dini kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefinin son örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir toplum birbirinin aynı ve tamamen aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı manevi değerleri benimsemiş insanlardan oluşmamaktadır. Laiklik anlayışı gereği farklı inanç, düşünce ve değerler karşısında tarafsız olması gereken bir devletin sadece bir dinin ve mezhebin öğretilerini, sadece belli bir inancın benimsediği manevi değerleri tüm okullarda tek doğru olarak öğretmeye çalışması doğru bir uygulama olmadığı gibi farklı inançlardan öğrencilere yönelik açık bir dayatma ve ayrımcılıktır. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen ve birbirinden ayrı olması gereken eğitim alanı ile inanç alanlarının birbirine karıştırılmasına yönelik ÇEDES ve benzeri uygulamalardan derhal vazgeçmelidir. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na da bir kez daha sesleniyoruz. Halkın değer yargılarını, inançlarını yönlendirmelerle kutuplaştırma yaratmayın. Bırakın çocuklarımız çocukluklarını yaşasın. Bırakın çocuklarımız bilim üretsin. Bizler okullara bilim yuvaları olarak analım. Çocuklara hangi değerlerin verileceğini imamlara değil, biz pedagojik formasyon almış öğretmenlere bırakın. Hepinize teşekkür ederiz.